Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Metin Ekinci stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikli olarak projenin nasıl doğduğu ve hazırlık aşaması konusunda bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. 2011 yılı Evliya Çelebi'nin 400. doğum yılı ilan edildi UNESCO tarafından. 1611 yılıydı Evliya Çelebi'nin doğumu ve bu çerçevede Türkiye'de farklı kurumlar, farklı etkinlikler yapma planı içerisinde oldular. Biz de Ege Üniversitesi olarak Evliya Çelebi'nin bize bırakmış olduğu muazzam eseri, kültürel mirasımız Evliya Çelebi Seyahatnamesi var. 10 ciltlik bir eser. Bu eserin çeşitli yayınları var. Ancak Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin 9. cildinin önemli bir kısmı İzmir ve çevresini anlatıyor. Evet. Ve bu metnin üzerinden geçtiğimizde Evliya Çelebi neler görmüş, neler anlatmış, dünün İzmir'i ile bugünün İzmir'i arasında nasıl bir ilişki kurulabilir, kültürel miras ve özellikle somut ve somut olmayan kültürel mirasımız bakımından bunu disiplinler arası bir anlayışla Ege Üniversitesi penceresinden araştırdığımızda nasıl bir sonuç çıkacak tartışmasını arkadaşlarımızla yaptıktan sonra Kent ve Seyyah Evliya Çelebi'nin gözüyle İzmir ve çevresi adında bir projeyi ilk çekirdek aşamasını oluşturduk ve bu aşamada kentin İzmir ve çevresi olması, seyyahın da Evliya Çelebi'nin yerine çağdaş seyyahlar olarak bizler olmasına karar verdik. Ve biraz önceki haberde de belirtildiği üzere farklı disiplinlerden Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde benim de başkanı bulunduğum Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı'ndan, Türk Tarihi Anabilim Dalı'ndan, Türk Dili ve Lehçeleri, Türk Sanatı Anabilim Dalı'ndan arkadaşlarımız, ayrıca İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümünden arkadaşımız, öğrenci arkadaşlarımız vardı, yüksek lisans doktora öğrencilerimiz vardı. Bütün ekibimiz bütün alanları kapsayan nitelikte Edebiyat Fakültesinden, konservatuvardan yani üniversitemizin kültürel alanda çalışan bütün alanlarından bir ekip oluşturup Evliya Çelebi neler görmüş, neler anlatmış, bir de biz görelim dünya gözüyle dedik. O atla gezmiş, biz de demir atlarla yola çıkıp böylece Evliya Çelebi'nin izinde gezdik, dolaştık, araştırdık ve İzmir'e bunları tekrar anlatmaya karar verdik. Projenin doğuşu kısaca bu şekilde. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Projenin amacına ben buradan geçiş yapmak istiyorum. Hı-hı. Belirttiniz aslında ama İzmir ve çevresini biz çağdaş seyyahlar olarak tekrar keşfetmek istedik. Peki proje nasıl sonuçlar getirdi size? Şimdi projenin amacında İzmir'e İzmirliği tekrar anlatmak, dünün İzmir'i ile, çünkü Evliya Çelebi 1671-1672 yılları arasında Haç yolculuğu sırasında İzmir bölgesinden geçiyor. İzmir'den geçiş güzergahı da eski adıyla Nif, yeni adıyla Kemalpaşa ilçesinden başlayıp Manisa Orozköy'den 8 saatlik bir yolculuktan sonra diyor Evliya Çelebi, Bergama'ya ulaştık. Bergama'da ablasının mezarı olduğundan bahsediyor ve oradan tekrar dönüp Menemen, Foça, Geçitkale, bugünkü Halkapınar, Evliya'nın ifadesiyle Halkalıpınar, İzmir kent merkezi Urla, oradan Mordoğan, Karaburun, Sakız Adası'na gidiyor. Dönüşte Selçuk, Seferihisar, Sığacık, Seferihisar ve eski adıyla Cuma Ovası, Menderes ilçesi, Kuşadası istikametinde. Sonra Söke'ye ulaşıyor. Söke'den geriye dönüp ilk okuyuşta pek çok kişi Harabat-ı Şehri Bodrum ifadesini kullanıyor Evliya Çelebi. Efes Antik Kenti'nden bahsediyor. Tabii o dönemde nasıl tam olarak bilemiyoruz ama çok kısa olarak bahsettikten sonra Selçuk'u anlatıyor. Selçuk'tan Tire, Tire'den Bayındır. Ödemiş o zaman yok henüz ya da belki de bir köy bahsetmiyor çünkü. Eski kaza merkezi Birgi, Birgi'den Bozdağ, Bozdağ'dan Kiraz ve oradan Aydın istikametine yolculuğuna devam ediyor. Şimdi bizim amacımız bugünkü İzmir'in idari taksimatı içerisinde, İzmir il sınırları içerisinde bulunan bu geniş coğrafyayı İzmirlilere tekrar
tanıtmak, İzmir kent merkeziyle birlikte İzmir'i İzmir yapan unsurların neler olduğunu ortaya koymak, İzmir'i gerçekten kendi imgeleriyle, kendi sanatıyla, kültürel miraslarıyla, sadece somut kültürel miras, arkeolojik alanlar değil, İzmir ve çevresinde üretilen somut olmayan kültürel miras adını verdiğimiz oyunları, gelenekleri, görenekleri, örfleri, adetleri, bütün bunları tanıtmaktı ve büyük ölçüde bu amacı gerçekleştirdik diyebilirim. Projenin sonucunda neyi elde ettik sorusuna gelince, projenin sonucunda 3 ciltlik bir kitap hazırladık. Ve belgesel. Ve bir de belgeselimiz var. Bu belgesel ileride inşallah Ege Televizyonu'nda da yayınlanacak. İzleyicilerimiz zevkle izleyeceklerdir. Birinci kitapta Evliya Çelebi'nin orijinal metnini karşılıklı sayfalar halinde verdik. Yani bir sayfada orijinal anlatımın Latin harfleriyle yazılmış şekli, karşısında da sadeleştirilmiş metin var. Böylece okuyucu isterse Evliya'nın kendi anlatımıyla, isterse bizim aktarımımızla ve dipnotlarla onu okuyabilir. İkinci ciltte ise bugün aslında sergimiz vardı. İzmir'in imgeleri, kent imgeleri. Yani şansa bak, açtım kendi fotoğrafım böyle gelince. İkinci ciltte İzmir ve çevresindeki çeşitli kent imgelerinden oluşan ilçelerimizden, bütün ilçelerimizin kültür unsurlarını ortaya koyduğumuz ve fotoğraflardan oluşan bir yolculuk hikayesi adını verdik buna. Fotoğraflarla bir yolculuk hikayesi. Üçüncü ciltte de her alandan arkadaşımızın bilimsel araştırma olarak yaptığı çalışmaların sonuçlarını ortaya koyduk ve İzmir'le bunu paylaştık. Bu çalışmanın en özgün taraflarından biri Evliya Çelebi'nin güzergahının orijinal haritasını biz kitabın sonuna ekledik. Şöyle bir haritamız var. Bu harita Evliya Çelebi hangi güzergahtan geçmiş birebir olarak ölçeklendirildi ve bu yapıldı. Onun dışında tabii ki son derece bilimsel seviyesi yüksek makaleler, araştırmalar var bu kitabın içerisinde ve yine belgesel filmimizin içerisinde gezerken çektiğimiz, yaptığımız röportajlar, görüşmeler, bunların hepsi belgeselin içerisinde mevcut ve İzmirlilerin ve İzmir'i sevenlerin gerçekten büyük bir keyifle bunu izleyeceklerini düşünüyorum. Hepsini İzmir'i tanıtmak, İzmir'e İzmirliği çağdaş bir gözle dün, bugün, yarın bağlamında Ege Üniversitesi penceresinden yeniden göstermek ve 2020 Expo adayı olan bu kente gerçekten İzmir'in nasıl bir kültürel yapıya sahip olduğunu, nasıl bir kültürel mirasa sahip olduğunu anlatmak. Ama ben şunu söyleyebilirim ki bugünkü tanıtım toplantısında da söylediğim şey oydu. İzmir'de ben İzmir'i, İzmirlilerin İzmir'i, İzmir'i yaptığını anladım. Yani İzmir'i İzmir yapan İzmirlilerdir. İzmir'de insanı bulduk, insanı tanıdık. İzmirlilerin o sıcakkanlılığını, her nereye gidersek üreten, yaratan ve yeniden yaratan, geleneği güncelleyerek gelecek kuşaklara aktaran ve kendi kültürel mirasına sahip çıkan bir kent bulduk. Bu mirası siz kemer altında görebilirsiniz. Bu mirası başka alışveriş merkezlerinde görebilirsiniz somutlaştırılmış olarak, ama bunların üretildiği mekanlara gittiğiniz zaman insanların size anlatacakları bu geleneklerin nasıl yaşatıldığıyla ilgili çok güzel ve karşılıklı sohbetlerle onların dünyasına girip geleneğin genç kuşaklara aktarılmasıyla ilgili çalışmaları görebiliyorsunuz. Projemizin sonucu ve amacı geleneksel kültürün, kültürel mirasımızın, doğal, somut ve somut olmayan kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması en büyük hedefimizdi. Sanıyorum buna bir nebze olsun katkıda bulunabildik. Kesinlikle hocam, çok teşekkürler teşekkür bu değerli ederim. Bilgiler ve sohbetiniz için. Değerli izleyicilerimiz, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Metin Ekici hocamızla beraberdik. Evliya Çelebi üzerine hazırladıkları belgesel ve 3 ciltlik eser üzerine kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz.